Hiperparatiroid dediğimiz zaman tiroid arkasında yer alan paratiroid bezlerin aşırı fonksiyonel durumda ortaya çıkar. Bu dediğim gibi ya bir bezin tek adenom dediğimiz tek bir bezin çalışması sonucunda veya iki bezin double adenom dediğimiz çift adenom halinde veya dört bezin birden hastalanması durumunda ortaya çıkar. Bu parat hormonun aşırı miktarda değerlere çıkması kanda kalsiyum yükselmesine çıkar. Ama kalsiyum yükselmesinin en büyük sebebi bu parat hormonun kemiklerden giderip kalsiyumu çekmesidir. Bunun sonucunda özellikle kemik metabolizması çok etkilenir. Osteopeni dediğimiz kemik yapısında azalma veya osteoporoza kadar gidebilir. Hatta hastada zaman zaman patolojik kırıklar, stres kırıkları dediğimiz kırıklar olarak en ufak bir darbede kalça kırığı, tibia veya diğer kemiklerde kırıklar görülebilir. Bunlar kemik metabolizmini etkiledir. Bunun yanında gastrointestinal sistem etkilenir. Yüksek kalsiyum değerleri asit salgılanmasına yol açar, peptik ülserler, bazen pankreat dediğimiz pankreas bezinin iltihaplanmalarını da görebiliriz. Diğer taraftan yüksek kalsiyum kalp sistemini etkiler. Kardiyovasküler sistemde elektrokardiyografide düzensizlikler, dalgalarda bozukluklar, hatta yüksek değerlere çıkması kalsiyumun hiperkalsemi krizine yol açar ki bu bazen kalp durmasına bile neden olabilir. Bunun dışında santral sinir sistemi etkilenebilir. Psikolojik bozukluklara yol açabilir bazen yüksek kalsiyum değerleri. Bunun dışında kas sistemi etkilenir. Yani hastalarda sırt, eklem ağrıları görülebilir. Yorgunluk olabilir, halsizlik olabilir. Gece idrara çıkma veya sık idrara çıkma görülebilir. Böyle gördüğünüz gibi tüm sistemler yüksek kalsiyumun etkisinden etkilenir. Bu santral sistemden kemik kas sistemine, kardiyovaskülerden gastrointestinal sisteme kadar.